Para Ajansı'ndan merhabalar efendim. Bugün 6 Aralık Çarşamba, haftanın ortancasındayız. Ekonomi ve finans dünyasına ilişkin önemli gelişmeleri aktarmak üzere karşınızdayız. Değerli editörlerimiz 7/24 çalışıyorlar sizler için. paraajansı.com.tr internet sitesinde gündemden haberdar ediyorlar sizleri. Biz de YouTube adresimizde seslendiriyoruz bu haberleri. Ben Özlem Çamoğlu. Gelişmelere bakalım neler var gündeme yansıyan. Bugünün ekonomi ve finans dünyasına ait önemli gelişmeleri. Sanayi hissesinde Elon Musk ilgisi %9 primlendi, tavan mı olacak başlığıyla yer almış. Erciyes Çelik boru hakkında basında çıkan söylentiler hisseyi bugün hareketlendirdi. Basında Elon Musk'ın şirket ziyaret edeceği söylentileri çıkınca hisse bugün %9 prim yaptı. Erciyes Çelik borudan bahsetmek mümkün. Şirket daha önce uluslararası şirketlerle yaptığı sözleşmelerle gündeme gelmişti. Hakkında da şirketin ünlü sanayici ve iş adamı Elon Musk'ın ziyaret edeceği haberleri çıktı. Bu ziyaret haberlerini yalanlayan bir açıklama yapıldı şirket tarafından borsa yatırımcılarına. Musk'ın ziyaret haberleri hisseyi bugün hareketlendirdi şeklinde de yine bir detaylandırılmış. Hissede bugün tavan fiyat 121,10 TL. Hisse tavan olabilir diye de Feriha Bahçıvan'ın derlemesi var. Ve 3 hisseye hedef fiyat bir diğer başlık. Borsada işlem gören hisse senetleri için aracı kurumlar hedef fiyat belirliyor. 3 farklı aracı kurum hedef fiyat belirledi. Hangileri? Bakalım. Oyak Yatırım, Torunlar GEO için hedef fiyat belirledi. Aracı kurum hedef fiyatını 38,59 TL'den 62,89 TL'ye yükseltti. Tavsiyesine endeks üstü getiri yaptı. Investas Sabancı Holding için hedef fiyatını 92,03 TL'ye çıkardı. Deniz Yatırım'da Alkim Kimya için hedef fiyatını 56 TL'ye çıkardı. Tavsiyesini al olarak değerlendirdi. Tabii ki çeşitli bankaların şirketler için al, tut, sat tavsiyeleri mevcut oluyor. Onları da yine takip etmekte yarar var fikir açısından. Ve bir diğer gelişme, tam 70 hissede işlem yasağı duyuruldu. Kapa yapılan açıklamayla borsalarda işlem yapma yasağı yatırımcıların yasaklı ve borsada işlem görmeyen paylarına ait liste yayınlandı. 70 hisseden bahsetmek mümkün. Yasaklı paylar bu yasak kapsamında olan hisse senetlerini ifade ediyor. Belirli bir dönemde belirli yatırımcılara belirli bir hisse senedi veya menkul kıymetle ilgili işlem yapma yasağı getirilmişse bu hisseler yasaklı paylar olarak adlandırılıyor. Bu yasaklar genellikle borsa manipülasyonu, hileli işlemler veya piyasa düzenlemelerine aykırı davranışlar gibi nedenlerle uygulanıyor ve SPK veya ilgili düzenleyici otoriteler tarafından da belirleniyor yasaklar. Belirli bir süre yatırımcıların o hisse senetleriyle ilgili alım veya satım yapmalarını engelliyor. 70 tane hisseden bahsettik. İlk onu söylemek uygun olursa Agrot, Ahgaz, Akbank, Alarko, Anele, Aselsan, Ata Gayrimenkul, Aygaz, Bigşef, Binho, Bors, Bossa, Cemaz şeklinde Yıldız Pazar'da işlem kodları belirtilmiş 7 tane hisse var yasak getirilen. Ve devam edelim efendim bir diğer başlıkla. Paranızı ikiye katlayan hisseye yasak. Bir yasak haberi daha var. Dün kamuoyu aydınlatma platformunda yayınlanmıştı. 3 hisseye tedbir getirildi. Bu şirketlerden Safkar, Ege Soğutmacılık, Klima, Soğuk Hava Tesisleri, İhracat, İthalat, Sanayi ve AŞ oldu biri. Tedbir ve volatilite bazlı tedbir sistemi kapsamında gerçekleştirildi yasak. Uygulanan işlem ise hissenin kredili işlemlere ve açığa satışa konu edilmemesi adına oldu. Safkar koduyla biliniyor. O da yine yasaklı şirketlerden biri oldu. Kapa açıklaması var. Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan volatilite bazlı tedbir sistemi kapsamında BAX, FLAP ve Safkar şeklinde işlem koduyla yer alan şirketlere yasak getirildi. Ve bir diğer gelişmede Mega Metal, halka arzı pahalı mı? Dev kurum inceledi şeklinde detaylandırılmış. Bu hafta tam 3 halka arzdan bahsetmiştik. Perşembe ve Cuma günleri, yani yarın ve bir diğer gün. Ertesi gün halka arzlar yatırımcısına sunulacak artık. Thrive Yatırım finansal verileri inceledi. Neler var incelediklerinde? Thrive Yatırım Mega Metal halka arzının finansal verilerini inceledi. Halka arz fiyatı şirketin gerçek değerini yansıtıyor mu? Hisse bu fiyattan alınır mı?
Bakalım. Şirket mevcut 225 milyon olan sermayesini 265 milyon TL'ye çıkaracak. Halka arz fiyatı 28,30 TL. Halka arz miktarı yurt içi bireysel yatırımcı 39 milyon 220 bin lot ve %74 şeklinde. Halka arz şekli ise bireysele eşit dağılım. 9-18 saatleri arasında olacak. Halka açıklık oranı %22,90, düzeltiyorum, 64 ve konsorsiyum lideri de A1 Kapital şeklinde. Thrive yatırımın sonucuna bakacak olursak, fiyat tespit raporunda şirket ve faaliyet gösteren sektör hakkında verilen bilgiler yeterlidir şeklinde detaylandırılmış. Hesaba kaç lot vereceğine de bir bakalım. 2 milyon 500 bin katılımcı durumunda 19 ila 20 lot, 537 ila 566 TL'yi görmek mümkün. 2 milyon 750 bin katılımcıda ise 17 ila 18 lot, 481 ila 509 TL. 3 milyon katılımcıda 16 ila 17 lot, 452 ila 481 TL'yi görüyoruz aynı zamanda. Ve bir diğer habere bakalım. 5 günde %9 düşen hisse milyon dolarlık anlaşma imzaladı. 5 gündür düşmekte olan hisse Kocaer Çelik Sanayi ve Ticaret AŞ kamuoyu aydınlatma platformunda yeni bir anlaşma imzaladığını duyurdu. Şirket MENA Orta Doğu Kuzey Afrika bölgesinden işe aldı. Bu bölge 2022 yılının yurt dışı satışlarının %19'unu gerçekleştirdiği bölge olarak belirtildi aynı zamanda. Son 45 günde Kocaer Çelik tam 20,05 milyon Amerikan doları değerinde anlaşmalar imzalamış. Şirket için büyük anlaşmalar, büyük tutarlar tabii ki onları görüyoruz. Dolar kuru göz önüne alındığında tam TL bazında 666 milyon 294 bin 825 TL ediyor aynı zamanda. Ve efendim, yatırımcı 3 aydır zarardayken patron satıyor başlığıyla yer almış. 14 milyon 784 bin 410 lot sattı. Derimot Konfeksiyon'dan bahsediyoruz bu kez. Derim hissesinde Ümit Zaim elinde bulunan 14 milyon 784 bin 410 TL nominal hisseyi borsada sattığını duyurdu. Satış işlemi 16,52 TL'den yapıldı. Satış işleminin değeri ise 244 milyon 200 38.453 TL. Borsanın yatay sancılı düşük hacimli işlem gördüğü bu günlerde yatırımcıların da neredeyse tamamı zarardayken hisselere gelen bu dev patron satışları yatırımcıların portföylerinin iyice eksilere düşmesine sebep oluyor. Tabii ki büyük satışlar küçük yatırımcıyı da etkiliyor bir taraftan. Bu dev satışın ardından Derim hissesinin ne yönde bir gidişat sergileyeceği de merak konusu bir taraftan. Hisse 3 aydır yatırımcısına kayıp yaşatıyor. Eylül başlarında 20,44 TL fiyattan düşmeye başlamıştı hisse. 13 TL fiyatlara kadar değer kaybetti. Hisse 2 gündür 15 TL direnç fiyatında kırmaya çalışıyor. Derimot'ta da neler olacağına ilişkin bilgileri önümüzdeki günlerle aktarırız tabii ki sizlere. Paraajansı.com.tr internet sitemiz, Para Ajansı YouTube adresimiz. Her gün birbirinden ilginç gelişmeleri, ekonomi ve finans dünyasına ilişkin haberleri, şirketleri, yatırımları, hisse senetlerini ve onlara dair konuları sizlerle paylaşıyoruz. Bugünlük bu kadar. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.